Evet kıymetli dostlarım, geldik 11. konumuza, Türkiye'nin coğrafi konumuna. Şimdi biz coğrafi konumu, mutlak konum ve göreceli konum diye iki parça halinde işleyeceğiz. Önce mutlak konumdan bahsedeceğiz. Neydi mutlak konum? Dünya üzerindeki herhangi bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine uzaklığını biz mutlak konum olarak tanımlamaktayız. Yani enlem ve boylam dereceleriyle gösterdiğimiz konumdur. Mesela Türkiye ekvatorun 36 derece kuzeyi ile 42 derece kuzeyi, başlangıç meridyenine göre ise 26 doğu ile 45 doğu arasında yer alan bir ülkedir. Şimdi Türkiye'nin mutlak konumuna baktığımızda Türkiye ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda yer almaktadır. Türkiye'nin koordinatlarına baktığımızda ekvatora göre 36 derece kuzey ile 42 derece kuzey, başlangıç meridyenine göre ise 26 derece doğu ile 45 derece doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin uç noktalarına baktığımızda bakın en kuzeyimizde Sinop var. Sinop, İnceburun Türkiye'nin en kuzey noktasını oluşturur. En güneyimizde ise Hatay'da Beysun, yani toprak tutan köyü bulunmakta. En batımızda arkadaşlar şurada Gökçeada'da Avlaka burnu bulunurken en doğumuzda ise Iğdır'da Dilucu bulunmaktadır. Şimdi Türkiye'nin matematik konum özelliklerine baktığımızda Türkiye'nin bulunduğu alanda iki meridyen arası yaklaşık 85-86 kilometredir. Şimdi hatırlayalım, ekvator üzerinde iki meridyen arası 111 kilometreydi. Kutuplara doğru gittikçe ne yaptı? Bu mesafe daralmaya başladı ve Türkiye'de 85-86 kilometredir. Şimdi 36-42, yani Türkiye'nin kuzey-güney doğrultusunda 6 paralel farka sahip olduğunu görüyoruz. Bu da yaklaşık 666 kilometrelik bir mesafe yapmaktadır. En doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen fark vardır. 19 çarpı 4 dediğimizde bu da 76 dakikalık bir zaman farkı yapmaktadır. Şimdi Türkiye'nin matematik konum özelliklerinden bahsederken Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasının sonuçlarını vereceğiz. Türkiye'nin kuzey yarım kürede olmasının sonuçlarını vereceğiz. Türkiye'nin kuzey yarım kürede yengeç dönencesinin kuzeyinde bulunmasının sonuçlarını vereceğiz. Yani matematik konuma ait 3 özelliğinin detaylarını ayrı ayrı vereceğiz. Şimdi orta kuşakta bulunduğumuz için 4 mevsim belirgin olarak yaşar. Bakın ekvatoral bölgede yıl boyunca yaz mevsimi vardır. Kutup kuşağında yıl boyunca kış mevsimi vardır. Ama Türkiye'nin de içinde bulunduğu orta enlemlerde yaz ve kışın yanında, çünkü arada hem yazı yaşıyor hem kışı yaşıyor. Yazdan kışa geçişte sonbahar, kıştan yaza geçişte ilkbahar mevsimlerini yaşamaktadır. Şimdi orta enlemlerdesin. Kuzeyinde polar hava kütleleri var. Güneyinde tropikal hava kütleleri var. Ne yapıyor arkadaşlar? Kış mevsimine geldikçe polar hava kütleleri güçleniyor, etki alanını genişletiyor ve Türkiye üzerine yayılmaya başlıyor. Yaz dönemine gelince tropikal hava kütleleri güçleniyor, Türkiye üzerine yayılmaya başlıyor. İşte yıl içerisinde bu iki hava kütlesinin Türkiye üzerindeki mücadelesine bağlı olarak ne yapıyor? Cephe yağışları oluşmakta. Biliyorsunuz cephe yağışının oluşması için bir tarafta sıcak tropikal, bir tarafta soğuk polar hava kütlelerinin bulunması lazım. Ve bu ikisi arasında da ne yapacaktır arkadaşlar? Cephe hattı meydana gelecektir. Şimdi dünya üzerinde 3 tane büyük rüzgar sistemi var. 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınçlarla ekvatordaki termik alçak basınçlar arasında alize rüzgarları. 30 derecelerdeki dinamik yüksek basınçlarla 60 derecelerdeki dinamik alçak basınçlar arasında batı rüzgarları, kutuplardaki termik yüksek basınçlarla 60 derecelerdeki dinamik alçak basınçlar arasında kutup rüzgarları. Kutup rüzgarları ve alizeler Türkiye'de etkili olmaz. Ama Türkiye orta kuşakta bulunduğu için ne yapar? Yıl boyunca batı rüzgarların etkisindedir ki genellikle Türkiye'de hakim rüzgar yönü batı, kuzeybatıdır. İşte nedeni batı rüzgarları kuşağında bulunmamızdır.
Şimdi matematik konumumuza bağlı olarak ne yaptık? Türkiye'de ılıman iklimler görüldü. Şimdi aslında matematik konumumuzun en önemli sonucu Türkiye'de Akdeniz iklim koşullarının etkili olmasıdır. Ne diyoruz Akdeniz iklimi için? 30-40 derece enlemleri arasındaki karaların batı kıyılarında Akdeniz iklimi görülür. Şimdi normal şartlarda karasal iklim ve Karadeniz iklimi de Türkiye'nin matematik konumunun sonucu. Ama Türkiye'de bu iklimlerin etkili olmasında özel konum şartları da etkili olmuştur. Özel konumda ondan bahsedeceğiz. Yani Karadeniz kıyılarında dağların kıyıya paralel uzanması, iç bölgelerimizin yüksekliğinin fazla olması bu iklimlerin etki alanının genişlemesine neden olmuştur. Buzulların etki alanı dardır. Arkadaşlar Türkiye'nin şekillenmesinde en az etkili olan dış kuvvet buzullardır. Niye? Çünkü arkadaşlar Türkiye orta kuşağın daha sıcak olan güney yarısı içerisinde bulunmakta. Bundan dolayı sadece dağlarımızın yüksek kesimlerinde biz buzulların etkili olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasının sonuçlarına baktık. Gelelim Türkiye'nin kuzey yarım kürede bulunmasının sonuçlarına. 1. Güneyden kuzeye doğru gece ile gündüz arasındaki süre farkı artar. Arkadaşlar bakın. Aydınlanma çizgisi ekvatoru yıl boyunca tam iki eşit parçaya böler. Bundan dolayı yıl boyunca ekvatorda 12 saat gece, 12 saat gündüz vardır. Kutuplarda 6 ay gece, 6 ay gündüz var. Dolayısıyla ekvatordan kutuplara doğru gittikçe gece ile gündüz arasındaki fark artar. Türkiye kuzey yarımkürede bulunduğu için güneyinden kuzeyine doğru gece ile gündüz arasındaki fark artmaktadır. Yine kuzeyimizde soğuk hava kütleleri var, polar. Güneyimizde sıcak hava kütleleri var, tropikal. Ne yapıyor? Kuzeyden gelen Karayel Yıldız Poyraz sıcaklığımızı düşürürken, güneyden gelen kesişleme ya da Samyeli, Kıble ve Lodos sıcaklığımızı yükseltiyor. Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkmaz. Baktığımızda 3 derece ile 20 derece arasında değişiyoruz. Yani ılıman değerlere sahiptir. Yine güneyimizden kuzeyimize doğru gittikçe sıcaklık değerlerinin azaldığını görüyoruz. Türkiye'nin güney ile kuzey arasında yaklaşık 7-8 derecelik bir sıcaklık farkı bize kendisini göstermektedir. Yine Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Bakın. 21 Haziran tarihinde Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay güneş ışınlarının 77 derecelik açıyla alıyor. En kuzeyinde bulunan Sinop 71 derecelik açıyla alıyor. Ne yaptı? Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı daraldı. Peki güneş ışınlarının geliş açısının daralması neye yol açar? 1. Gölge boyu uzar. Bir noktaya güneş ışınları ne kadar dik açıyla geliyorsa gölge boyu o kadar kısadır. Ne kadar eğik açıyla geliyorsa gölge boyu o kadar uzundur. Güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı artar. Şöyle düşünün. Bakın ekvatora gelen şu kadar yol izliyor ama kutuplara gelen bu kadar yol izliyor. Dolayısıyla tutulma arttıkça sıcaklık değerlerinde de bir düşme yaşanacaktır. Şimdi güneş ışınları güneyden kuzeye doğru geliş açısı azaldığı için sıcaklık değerleri de düşmektedir. Sıcaklık düşüyorsa buharlaşma miktarı azalır. Türkiye'nin güneyi daha sıcak, buharlaşma daha şiddetli. Kuzeyi daha soğuk, buharlaşma daha az. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar. Aynı ürün Hatay'da 100 günde olgunlaşıyorsa Aksaray'da 120 gündür, Samsun'da 150 gündür. Karın yerde kalma süresi uzar. Arkadaşlar eğer güneyden kuzeye doğru karın yerde kalma süresinin uzamasından bahsediyorsak bu matematik konumla ilgilidir. Ama Türkiye'nin batısından doğusuna doğru gittikçe karın yerde kalma süresinin uzamasından bahsediyorsak özel konumda buna gireceğiz. Bu yüksekliğin artmasıdır. Yani özel konumdur. Genel anlamda güneyden kuzeye doğru gittikçe karlı gün sayısı artar. Bunun sebebi ise arkadaşlar dediğim gibi matematik konumdur.
Kalıcı karın alt sınırı alçalır. Arkadaşlar kalıcı karın alt sınırı Akdeniz bölgesinde yaklaşık 3500 metredir ama Karadeniz dağlarında yaklaşık 3300 metredir. Yerleşme tarım ve ormanın üst sınırı alçalır. Arkadaşlar yerleşmeler Akdeniz'de daha yükseğe çıkarken Karadeniz'de daha aşağıdadır. Yine ormanda da aynı durum var. Mesela Akdeniz'de 2200 metredir, Karadeniz'de 2000-2100 metredir. Çizgisel hız azalır. Şimdi çizgisel hızın en fazla olduğu yer ekvator. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe ne yapıyor arkadaşlar? Çizgisel hız azalıyor. İşte bizim de güneyimizden kuzeyimize doğru gittikçe. Yani Hatay'ın çizgisel hızı Sinop'tan daha fazladır. Grup ve tan süreleri uzar. Şimdi arkadaşlar dünyanın günlük hareket hızına bağlı olarak grup ve tan süreleri değişmektedir. Çizgisel hız ne kadar fazlaysa grup ve tan süresi o kadar kısa. Ne kadar yavaşlamışsa o kadar uzundur. Dolayısıyla Hatay'la Sinop'u karşılaştırdığımızda arada arkadaşlar 5-6 dakikadan daha fazla o güneşin doğumu ve batımı sırasındaki alacakaranlıkta bir uzama görülecektir. Evet, alacakaranlık da uzadı. Gece ile gündüz arasındaki süre farkı da arttı. Paralellerin boyu da kısaldı. Hatay'dan geçen paralel, Sinop'tan geçen paralelden daha uzundur. Ve meridyenler de arkadaşlar ne yaptı? Birbirine doğru yaklaştı. Şimdi gelelim üçüncü özelliğimize matematik konumda. Türkiye'nin yengeç dönencesinin kuzeyinde bulunmasının sonuçlarına. Arkadaşlar güneş ışınlarını hiçbir zaman öğlen vakti 90 derecelik açıyla almazlar. Niye? Biz biliyoruz ki arkadaşlar güneş ışınları bakın yengeç dönencesine yılda bir defa dik gelir, oğlak dönencesine bir defa dik gelir. Ama dönenceler arasında yıl içinde iki defa dik gelir. Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde şurada bir yerde yer aldığı için hiçbir zaman güneş ışınlarını dik açıyla almaz. Güneş ışınlarını 90 derecelik açıyla almıyorsan gölge boyunda hiçbir zaman sıfır olmaz. Tam öğle vakti güneş ışınlarını her zaman güneyden alır. Bakın arkadaşlar güneşin şurada olduğunu düşünün. Ne yaptı? Güneyden vurduğu için tam öğlen vakti arkadaşlar güneş ışınlarını hep güneyden alırız. Ve gölgemiz daima kuzeye düşecektir öğlen vaktinde. Bakının etkisiyle dağların güneye bakan yamaçları güneş ışığından daha fazla faydalanır. Arkadaşlar bizde bakı yönü güneydir. Kuzey yarımkürede yengeç dönencesinin kuzeyinde bulunduğumuz için dağların güneye bakan yamaçları bakının etkisiyle güneş ışınlarını daha dik açıyla almaktadır. Bu da sıcaklık değerlerinin daha yüksek olmasına yol açar. Sıcaklık değerleri daha yüksekse karın yerde kalma süresi daha kısa olur. Yine kalıcı karın alt sınırı bakın şöyle düşünün. Kalıcı kar arkadaşlar şöyle bir yani güney yamaçta daha yükseğe çıkar, kuzey yamaçta sıcaklık düşük olduğu için daha aşağıya iner. Orman ve yerleşmenin üst sınırı da aynı şekilde yükseğe çıkar. Yerleşme yoğunluğu güney yamaçta genellikle daha fazladır. Tarım ürünleri daha erken olgunlaşır. Sıcak ortamları seven bitkiler daha fazladır. Ve otlaklar daha erken yeşerir. Çünkü ne yapar? Karlar erir ve otlaklar daha erken yeşerir. Geldik Türkiye'nin göreceli konumuna. Şimdi kıymetli dostlarım bir yerin kendine has özelliklerinden bahsediyorsak bu göreceli konumdur. Yani yer şekilleri, yükseltisi, jeolojik yapısı yani kırıklı yapısı, dağların uzanış yönü, ne bileyim işte denizlere göre konumu, nüfus toplanma alanlarına, sanayi merkezlerine gibi konumu bunların hepsi özel konumu oluşturmaktadır. Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı konumda yer alan bir ülkedir ve iki ayrı yarımadadan oluşur. Bakın Avrupa, Asya, Afrika'nın arasında bir köprü durumundadır. Şimdi bu özel konum neye neden olmuştur? Arkadaşlar tarihte İpek yolu gibi, baharat yolu gibi önemli ticaret yollarının Anadolu üzerinden geçmesine neden olmuştur. Çünkü kıtaların birbirine en çok yaklaştığı yerdesiniz. Önemli ticaret yolları ne yapıyor? Türkiye üzerinden geçiyor. Farklı kültürlere sahip milletlerin yerleştiği bir mekan olarak dünyanın en eski kültürel hazinelerine sahiptir. Bakın Efes'te
Celsius Kütüphanesi. Erzurum'da 3 gümbetler. Dalyan'da arkadaşlar Likyalılardan kalma kral mezarları. Ki gerçekten Anadolu'nun dört bir tarafına baktığınızda tarihi eserler bakımından çok büyük bir avantajdır. Bu da turizm açısından bize büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili, yer şekilleri bakımından zengin iki yarımadadan oluşmaktadır. Üç tarafının denizlerle çevrili olması bir iklim çeşitliliğine etkiler. Şimdi eğer Türkiye düz bir ülke olsaydı muhtemelen tamamında Akdeniz iklimi görülürdü. Ama yer şekilleri devreye girdi. Karadeniz'in kuzeye bakan yamaçları daha nemli, okyanusal iklime benzer Karadeniz iklimi ortaya çıktı. İç bölgelerin etrafı dağlarla çevrili, ortalama yükseltisi fazla, karasal iklim karşımıza çıktı. Ve kısa mesafelerde de büyük iklim değişimleri, yağış sıcaklıkta büyük değişimler ortaya çıktı. İklim değişimleri bu kadar fazlaysa tarım ürünü çeşitliliği de artar. Gerçekten bakıyorsunuz çok farklı tarım ürünlerinin yetiştirildiği bir ülke olduk. Tabii ki üç tarafın denizlerle çevriliyse balıkçılık bakımından da bu bir avantaj oluşturacaktır. Yine turizm faaliyetlerini etkiler. Kıyı bölgelerinde ne yaparsın arkadaşlar? Deniz turizmi açısından bir potansiyelim var. Ulaşımı ve ülke savunmasını etkiler. Şimdi baktığımızda 8333 kilometre kıyı uzunluğuna sahipsin. Bu kıyıları korumak için ne yapman lazım arkadaşlar? Güçlü bir donanma bulundurman gerekmekte. İki boğaza sahipsin. İstanbul ve Çanakkale. Bu da arkadaşlar hem bir gelir kaynağıdır hem de siyasi bir güç olarak kullanılabilir. Gelgit genliği düşük olduğu için Türkiye hani özel konumuna bağlı olarak Haliçli ya da arkadaşlar Vatlı kıyı tipi, çünkü bunlar okyanus kıyılarında görülürler, bizim kıyılarımızda etkili olmazlar. Türkiye Avrupa'dan 2, Bulgaristan, Yunanistan. Asya'dan ise 6 devletle komşudur. Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan yani Azerbaycan, İran, Irak, Suriye ile komşuyuz. Bu da ne yapar arkadaşlar? Sınır ticareti açısından bir avantaj sağlar. Dünya petrollerinin %60'ının çıkartıldığı Orta Doğu ülkelerine komşuyuz. Petrolü daha yakından alıyoruz. Daha ucuza mal etme şansına sahibiz. Gerçi daha ucuza mal ediyoruz ama dünyanın en pahalı da petrolünü kullanıyoruz. O da ayrı bir olay. Yeni bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetleri ile en iyi ilişkiyi kuracak ülke konumundayız. 60'tan fazla maden çeşidi, zengin su kaynakları, 80 milyonun üzerinde, işte şu an 85,5. 80 milyonun üzerindeki nüfusuyla, gelişmekte olan ekonomik gücüyle stratejik önemi artan bir ülkeyiz. Gerçekten arkadaşlar Türkiye'nin genç ve güçlü bir nüfus yapısı var. Maden çeşitliliği ihtiyaçlarımızı önemli ölçüden karşılıyor. Su kaynakları açısından gerçekten iyi durumdayız. Bu da ülkemizin stratejik öneminin yükselmesine neden olmaktadır. Türkiye Alp-Himalaya kıvrım sistemi içerisinde yer alır. Şimdi biz biliyoruz ki Alp-Himalaya kıvrım sistemi günümüze yakın dönemde meydana geldi. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Genç oluşumlu bir ülke olduğu için eğim ve engebenin artmasına neden oluyor. Evet, şimdi bakın oldukça engebeli bir alansın. Denizel iklimin etkileri azalmış. Bakın arkadaşlar fotoğrafı Artvin Hopa'dan aldık. Şurada bulutlara dikkat edin arkadaşlar. Deniz üzerinden karaya doğru geldikçe bulutlar büyüyor. Ne yaptı? Nemli hava kütleleri dağ yamacı boyunca yükselirken içindeki nemi dağın denize bakan kısmına bıraktı. Dolayısıyla kıyı kesimleri denizel, iç kesimler ise arkadaşlar karasal iklim özelliğine sahip olmuş oldu. Eğim ve engebe arttı. Bakın Mersin'de Atpazarı mevkiindeyiz. Yaklaşık 1500-2000 metrelik yükselti farklarını görüyorsunuz karenin içerisinde. Bu kadar engebeliysen tarım alanları da azalmış durumdadır. Türkiye yüksek bir ülke. Ortalama yükseltimiz 1132 metre ve batıdan doğuya doğru gittikçe de yükseklik değerlerimiz artmaktadır. Bu da batıdan doğuya doğru gittikçe sıcaklığın azalmasına, batıdan doğuya doğru gittikçe karasallığın şiddetlenmesine neden olmaktadır. Türkiye'nin dağları genellikle
doğu-batı istikametinde uzanmaktadır. Bu da iç kısımlara deniz etkisinin sokulmasını azaltmaktadır. Doğu-batı yönünde ulaşım kolaylıkla sağlanırken kuzey-güney yönünde işte Ecevit geçidi gibi, ne bileyim Zigana geçidi gibi, Gülek geçidi gibi belli geçitlerin kullanılmasına neden olmaktadır. Dedik ve arkadaşlar böylece Türkiye'nin coğrafi konumunu tamamlamış olduk.